Yalnız bunun üzerine mesela bir şey ben o söylemek... eski filmleri gözümün önüne getirdiğim zaman zaten arkadaşlar da oralardan parçalar almışlar. İhsan'la yan yana koymuşlar. Tekrar getirin ekrana o görüntüleri. Orada bir benzerlik herhalde var değil mi? Kardeşimizin de o kibar beyefendi duruşu, o musiki hakimiyeti değil mi? Gözlükleri falan o anlamda bir benzerlik belki de var. Mesela Yılmaz'cığım senin ilk çıktığın dönemlerde de böyle bir benzerlik söz konusuydu. Tabii. Onu da görelim bir. Onu da görelim. Ben hazırlamalarını rica etmiştim arkadaşlarımdan. Çıkışta öyle lanse edeyim. Evet, görelim. Yılmaz'ın da o eski görüntülerini bir görelim. Köşe yazarları söyledi. Evet. Bir tane daha çıktı. Ama sonra kendi tavrınızı buluyorsunuz zaten. İşte. Ama tamamen o klipte de o ima verilmiş zaten. Var değil mi? Var. Şeyle benziyor. Az önce çıkan çocuğa da benziyor. Aslında bu bir promosyondur yani. Evet, bana evet, da benziyor evet, çocuk evet, değil mi? Evet. 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 O yüzden onu vurgulamak istedim ben. Baksana. Şu anda... Ama az önce söylüyorum. Bizlerin örnek almış olduğu üstadlar tabii, bunlar. Tabii ki. Dünyanın her yerinde yetişen şarkıcılar mutlaka kendilerine birilerini idol olarak seçerler. Evet. Yani Zeki Müren'i örnek almayacağız da kimi örnek alacağız? Evet. Evet, evet, evet işte. Evet, hep onun o filmlerdeki havasını da değil mi yansıtan görüntüler. Özellikle tabii şarkılarını okuduk, albümlerde şarkılarını tabii seslendirdik. Hani yeni nesile aktaralım, onun ölümsüz şarkılarını tekrar yeniden gündeme getirelim istedik. Bahçeban'ı okudum, Kahır Mektubu'nu okudum, ilk plak şarkısı Bir Muhabbet Kuşu'nu okudum. Dolayısıyla o benzerlikler doğal. Şimdi bir şey söyleyeyim, tabii benzerlik ama tabii biz burada sanatsal bir benzerlik yapıyoruz. Tabii, Zeki tabii, Müren'in tabii bütün hayatıyla masaya yatırmak amaçlı bir konuşma değil bu. Yok yani, asla. Sanatçı asla kimliği. Biz onun o sahnedeki beyefendi duruşu. Duruşu, şarkıları. Türkçe'ye hakimiyeti, şarkıları ve yorumuyla alakalı olarak evet, bunları söylüyoruz. Tabii. Vurguladığımız sadece budur. Bu arada senin de kendi programında yayınlamış olduğun Zeki Müren'e ait görüntüler var. Onun izleyicileriyle, hayranlarıyla yaptığı konuşmalar var. Ya hakikaten o dönemde magazin dünyasındaki insanlara bakış açısı ne kadar hoşmuş. Ya. Yani ya görünce o kalite gazeteci sanatçı ilişkisini ne kadar güzel koruyor, ne kadar güzel evet, anlatıyor. Gazeteciye olan saygısı ve sevgisi o kadar güzel ki evet, o telefonda. Değil mi? Yani bugün biz bir telefon açıp da bir sanatçıyla karşıda bu kadar duyarlı, bu kadar hissiyatlı, bu kadar beyefendi, bu kadar saygın bir anlatış biçimini bulamayız. Bulamayız diyorsun. O zaman bunu açık söylüyorum. Bulamazsak bence 1960'lı yılların sanatçıları bugünkü sanatçılara da ders olsun yani. Ders olsun. O anlamda bir yayındır bu da. Görelim Sayın Zeki Müren nasıl hitap ediyor insanlara, nasıl konuşuyor görelim efendim. Sanat güneşimiz Zeki Müren'i hiç böyle görmediniz. Merhum sanatçının nostaljik görüntüleri sizleri yıllar öncesine götürecek. Efendim çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Armağan Çağlayan'ın programının 70'li yılları hatırlatan nostaljik köşesinde Zeki Müren'in yıllar öncesindeki bir program kaydı yayınlandı. Sanat güneşimizin anısına saygıyla yayınlıyoruz. Efendim çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum. Kürek çekiyorum. Ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. 70'li yıllarda devlet televizyonunda yayınlanan bu programda Zeki Müren format gereği kendisini arayan hayranlarının sorularını yanıtlıyor. O dönemin ve her dönemin en büyük starı sanat güneşimiz o kadar mütevazı ki bu formatı şimdiki zamanda acaba kaç ünlü kabul eder diye düşünmeden edemiyor insan. Gözlük kullandığınızı biliyorum ama lens de kullanıyor musunuz ve gözlüğünüz kaç numara? Hiç lens kullanmadım hayatta. Gözlüğüm 1,5 numara astigmat hipermetrop. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zeki. Estağfurullah efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Zarafete bakar mısınız evet, Zarif? Allah rahmet eylesin efendim. Bu kez 3 kişi geldiler. 3 taneydiler. Biri ayağıma geldi. Biri... Televizyonu kapattılar. Televizyonu kapatmışlar ben uyurken. Korkulu günler yaşıyorum. Merdivenlerden zor indim. Yani oturarak indim, sürünerek indim.
ismimi söyleyip ortadan kayboluyorlar. Duyuyorum, Sevim diyor, efendim diyorum. Sevdiğim insanların kılığına giriyorlar. İşte sevdiğim bir insanın kılığına giriyor. Doğaüstü varlıklar tarafından rahatsız edildiğini söyleyen şarkıcı Sevim Egesoy'dan şok iddialar. Az sonra... Bu kez 3 kişi geldiler. 3 taneydiler. Biri ayağıma geldi. Biri... Televizyonu kapattılar. Televizyonu kapatmışlar ben uyurken. Korkulu günler yaşıyorum. Merdivenlerden zor indim. Yani oturarak indim, sürünerek indim. İsmimi söyleyip ortadan kayboluyorlar. Duyuyorum, Sevim diyor. Efendim diyorum. Sevdiğim insanların kılığına giriyorlar. İşte sevdiğim bir insanın kılığına giriyor. Doğaüstü varlıklar tarafından rahatsız edildiğini söyleyen şarkıcı Sevim Egesoy'dan şok iddialar. Az sonra. Sevgili izleyiciler, sevgili konuklar, dünyaya geldiğimiz anda bizi annemiz karşılıyor, sıcak göğsüne kucağına alıyor ve bize ilk sevgiyi tattırıyor. Bizim de yaşam boyunca yaptığı birçok fedakarlığa karşı binlerce, milyonlarca kez içimizden benim annem süper, benim annem bir tane çünkü diye devam etmek defalarca gelmiştir ve geçmiştir. O zaman işte size fırsat, bu fırsatı Alo veriyor. 32 yıldır biz hanımların temizlik gücüyle, güvenilir adıyla yanımızda, hizmetimizde olan Alo bu kez de diyor ki benim annem süper çünkü siz doldurun, siz annenizin niçin süper olduğunu düşündüğünüzü bize anlatın, tüm Türkiye ile milyonlarla paylaşın. Birinci de olursanız bu yarışmamızda armağanları da alın götürün diyor. Son derece güzel bir fırsat sunuyor. Bu sene efendim bu yarışmanın ikincisi düzenleniyor. Ben adreslerle, telefonlarla hiç aklınızı yormayacağım. Ekranda zaten görüyorsunuz ama hatırlatmada bulunmak istiyorum. Başvurularınızı benim annem süper çünkü diye anlattıktan sonra 30 Mayıs 2008 saat 18'e kadar bütün adresleri efendim iletmeniz gerekiyor. Ve bu arada tabii ki hanımefendiler çıkışta sizleri Alo'nun değerli armağanları bekliyor. Her zaman olduğu gibi Alo yine yanınızda, yine hizmetinizde efendim. Yılmaz'cığım ben senin anneni tanıdım. Saygıdeğer anneni ellerinden öpüyorum. Sağ ol. Senin annen de süper. Neden? Çünkü ben annemle cennete gideceğim. Cennet annelerin ayakları ama altındadır. Gecinden versin ama cennet annelerin ayakları tabii altında. Suzan ablacığım niye süper? Anneniz. Ben anneyim. Yani ne bileyim süper işte. Süper olduğu için. Yani doğurgan, daha doğrusu anne olduktan sonra aslında annenin daha çok değeri biliniyor. Fakat tabii böyle hassas arkadaşlarımız da hakikaten annelerini Yılmaz gibi çok seviyorlar ve takdir ediyorlar. Cebrail sen ne dersin? Cefakar olduğu için. Ya cefakar olduğu için değil mi? Bütün analar o kadar cefakar, o kadar özel ki, o kadar özel ki. Size fırsat işte sevgili izleyiciler. Profesör Doktor Sayın Süleyman Ateş Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz hocam. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Arif Erimli Hocam hoş geldiniz hocam, size şeref verdiniz. Sağ olun efendim. Bizi aydınlatacaksınız birazdan bilgilerinizle. Efendim hemen huzurlarınıza değerli sanatçı Sayın Sevim Egesoy hanımefendiyi davet etmek istiyorum. Çünkü bizimle paylaşacakları, bize anlatacakları var. Yepyeni şeyleri, yaşadığını iddia ettiği şeyleri bize anlatacak. Evet, alkışlar Sevim Egesoy hanımefendi. Benim nazarım değmez. Sevim Hanım hoş geldiniz. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu özen, bu hazırlık sizlere sevgili izleyiciler. Kesinlikle ama artık yani aşmak istedim. Birazcık sanatçılık demeyeyim de yani böyle sahne, kariyer olsun, görselliğimle ilgili olsun. Yani biraz da bunu yaşamak istedim. Evet. Şu yaşadığım ortamla. Evet, harikasınız olaylar vallahi. Çok güzel görünüyorsunuz. Sana özel, daha çok, çok özel olmak ediyorum. İsterdim. Senin sağ şu olun. Bebekliğine karşı. Ah, biraz ay, böyle güzel olayım dedim. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür böyle ederim. Buyurun. Merhabalar. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet.
Yeni yeni olaylar var. Onları alacağız. Nasıl hissediyorsunuz? Bütün hepsini dinleyeceğiz. Özelde bir çekim yaptık. Ekranı taşıyacağız ama öpüşmeler bitti. Şimdi efendim geçtiğimiz günlerde gazetelere hocam bir takım haberler yansıdı. Emre Altuğ ve Çağla Şikel'le ilgiliydi haberler. Önce haberimizi bir görelim. Ondan sonra böyle olur mu olmaz mı sizden öğreneceğiz. Yani dinimiz açısından olayı değerlendireceğiz. Evet, değerlendireceğiz.